Reva TV'den bir kez daha hayırlı günler diliyoruz efendim. Siyer-i Nebi'nin bu bölümünde sizlere Abdülmuttalip'ten devraldığı eşsiz ve muhterem görevi layıkı ile yerine getiren merhametli amcadan bahsedeceğiz. Yani Ebu Talip'ten, ama üzücü bir bölüm Ebu Talip'in vefatını anlatmış olacağız. Efendim, Ebu Talip hastaydı. Onun hastalığı evde her şeyi değiştirmişti. Mekke reisinin cıvıl cıvıl konağında maalesef şimdi dudaklar kilitli gibi olmuştu. Herkes suskundu, herkes düşünceliydi. Konuşan dillerden çok gidip gelen ayaklar, alıp veren eller, bakışıp anlaşan gözlerdi. Evet, Ebu Talip hastaydı ve 87'lik ihtiyar çınarın bu defa yenik düşeceği belliydi. Ebu Talip'in varlığı, her şeye hakimiyet ve tesiri öyle tabiileşmişti ki hayatı onsuz düşünmek evdekileri korkulu ürpertilere itiyordu. Ebu Talip'ten mahrum bir hayattan endişe eden sadece oğlu, kızı, hanımı ya da gelini değildi. Başkaları da aynı kaygıyı yaşıyordu. Hazreti Hamza Müslüman oldu, Hazreti Ömer de Müslüman oldu. Her gün yeni yeni insanlar Müslüman oluyordu. Çoğalıyorlardı, büyüyorlardı ve güçleniyorlardı tabii ki. Ebu Talip'in yokluğu, yarısı Müslüman, öbür yarısı eski yolunda yürüyen toplumu gırtlak gırtlağa getirebilirdi. Aralarında Ebu Cehil'in de bulunduğu müşrik topluluğu hastanın evine geldiler. Geçmiş olsun dileklerinden sonra istikbalden ürktüklerini söylediler ve ölmeden önce yeğeniyle aralarındaki ihtilafı çözmesini istediler. Misafirleri dikkatle dinleyen Ebu Talip ise tane tane konuşarak, "Muhammed emin insandır. Hakikate muhalif bir şeyi onda bulamazsınız. Muhammed'i inkar eden sadece lisandır. Vicdanın reddi imkansızdır," dedi. Milletin fakirlerinin, kimsesizlerinin, köylülerinin süratle ona bağlanacaklarına, çevre ülke insanlarının da Müslüman olacaklarına inandığını söyledi. Ardından bir yakınını göndererek sevgili Peygamberimizi aleyhisselam davet etti. Büyük Peygamber aleyhisselam içeri girince amcasının yanı başına oturdu. Müteessir olduğu mahzun yüzünden anlaşılıyordu. Bu kadar iyiliğini gördüğü bir insanın imandan mahrum olarak beka alemine göçme ihtimali onu, yani Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem, elemlere gark ediyordu. Ebu Talip müşfik nazarlarla yeğenine bir müddet baktıktan sonra doğrudan mevzuya girdi. "Gördüğün gibi baş düşmanların ve kavmimizin beyleri buradalar," diyerek az önce müşriklerin kendinden istediklerini, ara buluculuk talebini yeğenine aktardı. Şimdi bütün dikkatler Efendimiz'deydi. Herkes mübarek ağızlarından çıkacak cümlelere odaklanmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Mümkün," dedi. "Onlardan istediğim sadece bir cümle. Eğer bu cümleyi kabullenirlerse Araba ve Arap olmayana hakim olurlar." Ebu Cehil atıldı, bir cümle değil 10 cümle söylemeye bile razı olduklarını söyledi. Sevgili Peygamberimiz barış şartı olan tek maddeyi açıkladı. "La ilahe illallah" diyerek Allah'a ibadet edecek, putlardan vazgeçecekler. Efendim, müşriklerin başından bir kazan kaynar su dökülmüş gibi oldu. Ellerini dizlerine veya birbirlerine vurarak isyan ettiler. Ebu Talip sulhün akdedilememesinden mahzun olarak sustu. Sonra Peygamberimize aleyhisselam hitaben "Şartın hak ve hakikate uygun, kabulü mümkün şeyler söyledin," dedi. Amcasının bu konuşması Peygamber aleyhisselamı sevindirdi. Ona kelime-i şehadeti telkin etti. Ebu Talip ısrar karşısında "Eğer yaşlandı da bunayarak Müslüman oldu veya ölümden korktuğu için Müslüman oldu demeseler dinine girerdim ama böyle demelerinden korkarım," cevabını verdi. Peygamberimiz büyük yardım ve himayesini gördüğü, fedakarlıklarını hiçbir zaman unutamayacağı Ebu Talip'in ebedi felakete düşmesinden son derece üzülüyordu. Bu yüzden terkini devam etti. Hasta az sonra daha da ağırlaştı. Sevgili Peygamberimiz ölüm döşeğindeki amcasını bir kez daha imana çağırdı. Mümin olduğuna şahit ve şefaatçi olmayı istedi. Araya Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Umeyye girdi. Kınama ve alayla söyledikleri cümlelerle Ebu Talib'in gururunu tahrik ettiler. Mahzun yeğen çırpınırken onlar Ebu Talib'in nefsini körüklemeye devam ediyorlardı. Bahtsız Ebu Talip yeğeniyle müşrikleri bir el hareketiyle susturdu ve nihai kararını açıkladı. "Boşuna yorulmayın. Ben eski dinim üzere öleceğim. Milletimin yolundan ayrılamam. Muhammedi olursam Kureyş kadınlarının elinde büyüttüğü birine tabi oldu diye arkamdan gülmelerinden korkarım. Şu var ki seni ne kadar sevdiğimi bilirsin.
incinmeni istemem. Bunlar benden sonra sana eziyeti artırabilirler. Bu sebeple dayın Necar oğullarına git. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen Allah tarafından men olununcaya kadar amcasının affı için dua edeceği karşılığını verdi. Az sonra Ebu Talip bir şeyler mırıldanarak öldü. O bir şeyler mırıldanırken Abbas kulağını kardeşinin ağzına götürmüş ve sevgili peygamberimize dediğin kelimeyi söyledi haberini vermişti. Ancak Resulullah bunu ben işitmedim diyerek reddetti. Üstelik Abbas henüz Müslüman olmadığı için şehadeti makbul değildi. Efendim Ebu Talib'in 87 yaşında göç ettiği gün aziz peygamberimiz 49 yaşından 8 ay 11 gün almıştı. Amcasının böyle gayrimüslim olarak dünyasını değiştirmesi, inciler incisi, rahmeten lil alemini büyük kederlere sürükledi ve evine kapanarak Rabbine yalvarmaya başladı. Bunu gören eshab-ı kiram da evlerinden çıkmayarak kendi geçmişlerinin affı için gözyaşı döker oldular. Fakat Cenab-ı Hak buna razı değildi. Önce Tevbe suresi 113. ayeti kerimesi gelerek bu hal yasaklandı. Ayeti kerimenin meali şöyleydi. Peygambere ve diğer müminlere, müşrikler için mağfiret talep etmek yoktur. Sonra da Allahu Teala Kasas suresi 56. ayeti kerimesiyle Habibine seslendi. Bu ayeti kerimede de mealen, muhakkak ki sen sevdiğin kimseye hidayet edemezsin. Ancak Allahu Teala dilediğine hidayet eder buyuruldu. Ebu Talib'in hayatı boyunca Peygamber Efendimiz'e çok ve kıymetli hizmeti olmuştu. Eshab-ı kiram Efendimiz Aleyhisselam'a bu hizmetin amcasına hiç yararı olup olmayacağını sual ettiler. Efendimiz, evet faydasını gördü. Ben onu cehennemin derin yerlerinde buldum. Daha serin bir yere çıkardım. Ateş amcamın sadece topuğuna kadar çıkabilmekte cevabını verdi. Efendim böylece Siyer-i Nebi'nin bu bölümünün sonuna geldik. Yeni programlarla karşınızda olmak üzere şimdilik hoşça kalın diyoruz. Music.